Şu açıdan da önemli video, vurgulayalım. Galatasaray'a yeni gelmiş transferler de böyle bir daha dikkatli izliyor işte. Demirbay evet. bakıyor, yeni gelen oyuncular böyle bir o videoya bakıyor. Son 24 saatte Galatasaray aldı mı psikolojik üstünlüğü eline? Elbette kaldı. Sonuçta Fenerbahçe'de evet, şampiyonluktaki manşeti ekrana getirdik. Evet, oradaki 5 skoru anlatıyor Hı-hı. zaten. S harfine de benzediği Hı-hı. için. Onu söyleyelim. Fenerbahçe ile kendi stadında Rams Park'ta oynayacak. Ve Galatasaray için gerçekten böyle kazanıyordu ama böyle kazanırken zorlanıyordu. Skor almakta güçlük yaşıyordu. Trabzon maçı öncesinde evet o havaya girdiler. Aslında havaya sokan Fenerbahçe oldu. Bunu kabul edelim. Yani dolayısıyla İsmail Kartal oldu aslında. Fenerbahçe bölümünde onu konuşuruz. Ama elbette ki kağıt üzerinde baktığımızda karınca ile filin savaşı gibi bir durum vardı. Trabzon'da 8 as oyuncusu yok. Bakasetas'ı da katıyorum içine. Tabii. Bakasetas diyor ki, onu da söyleyelim. Ben ilk 11'de çıkmak istemiyorum diyor beyefendi. Ama diyor seyirciyle vedalaşmak için hani beni ikinci yarıda bir ara oyuna at diyor. 2-0 olduktan sonra hoca oyuna atıyor Bakasetas'ı. Ben olsam oynatmam. Yürü git işine derim ya, ilk 11'de oynamayacaksın. İşte ben vedalaşayım, taraftar beni alkışlasın. Koskoca taraftara da sözüm var. Yani. Kolay değil kış günü. Evet, orada 40 binin üzerinde taraftarın oraya gelmesi müthiş bir şey Trabzon'da. Çünkü gurbetçi yok, yaz dönemi değil. Evet. Ama şu var. Ya kardeşim, 5 paralık futbol oynamayan yabancılara gösterdiğiniz anlayışa ya öz evladı Abdülkadir Ömür'e göstermediler ya. Hmm. Hala 6 asisti olan, hiç oynamamasına rağmen şu anda takıma en çok katkı veren oyuncuyu yerle bir ettiler ya. Maç öncesi kadro dışı bırakıp satabileceğin, iyi paraya satabileceğin oyuncuyu kadro dışı bırakıp değersizleştiriyorsun. Taraftarın önüne atıyorsun, şehrin önüne atıyorsun. O Abdülkadir Ömür Trabzon'da yaşıyor ya. Ya bu kadar niteliksiz, hiçbir şey vermeyen yabancılar gayet güzel paralarını alıyorlar. Onlara hiç fatura kesilmiyor. Fatura öz evlat, şehrin çocuğu Abdülkadir Ömür'e kesiliyor. Ha bu nasıl iştir ya? Ha, Umut Bozok'u kenara koyuyorum. Umut Bozok gider zaten bir yerlere. Sen Abdülkadir Ömür'den ne istiyorsun kardeşim ya? Ya bu Abdülkadir krizini nasıl yönetemiyorsunuz ya? Oyuncuyla ben konuştum. Oyuncu sonuçta şunu söylüyor. Ya ayağıma top geldiğinde diyor Zeki abi. Tribünlerden bana ne zaman tepki gelecek? Hep kulağım tribünde diyor. O yüzden adım atmakta zorlanıyorum. Tabii. Diyor. Ya bu kadar tribünler, taraftarlar bu Abdülkadir Ömür'den ne istediler ya? Şampiyonluk sezonunda baksınlar ya. Bütün kritik gollerin altında Abdülkadir Ömür'ün imzası var. Takım çalım atamıyor. Driplip yakan bir tane oyuncu yok. Ya sen Abdülkadir Ömür'ü aslansın, kaplansın, ne bileyim motive etsen, gaza getirsen belki sana maç alacak ya. En kolay şey ya yok etmek. Abdülkadir Ömür'ü yok ettiler. Dün de çıkmış hocamız şunu söylüyor ya. Abdullah Avcı. Bir önceki bu duruma gelmeden önce dedi ki tribünler küfür ederken, tepki gösterirken, protesto yaparken Abdülkadir Ömür'ü. Abdülkadir Ömür bunlara alışmalı dedi. Dün de diyor ki Abdülkadir Ömür'ü kazanmalıyız diyor. Kadro dışı bırakılmış artık 5 takımın istediği. Gitmek üzere olan oyuncuyu kazanacakmış hoca. Sen yok ettiniz Abdülkadir Ömür'ü ya. Ya ben böyle bir şey görmedim. İşte Trabzonspor bu mantıkla sahaya çıktığı için ya da maçlara hazırlandığı için bir başarı yok. Geçen yıla göre Trabzonspor'un borcu neredeyse 1 milyar lira arttı. Ortada bir kadro yok. Ne yapacaksın? Trabzonspor'un sayın başkan çok değerli bir başkandır. Şampiyonlukta aslan payı Ertuğrul Doğan'ındır. Yine büyük paralar harcıyor, büyük sponsorluklara imza attı ama ben Ertuğrul Doğan'a sesleniyorum. Trabzonspor'un transfere ihtiyacı yok. Trabzonspor'un takım ruhuna, savaşmaya, takım arkadaşlığına, koşmaya, o birlikteliğe ihtiyacı var. Kim alırsan al, bu mantıkla Trabzonspor'dan hiçbir şey olmaz. Trabzonspor şu anda ligin en dirençsiz takımı. Bakmayın siz o formayla 3. sırada. O forma çok değerli olduğu için Trabzonspor 3. sırada. Trabzonspor oyun olarak Pendik Spor'undan tut da Pendik Spor bu arada çok da iyi oynuyor. Yani kime bakarsan İstanbulspor bile bir mücadele veriyor ya. Belki küme düşecek ama bir mücadele veriyor, bir savaş veriyor. Ligde savaş vermeyen tek takım Trabzonspor. Ve haftalardır kötü oynayarak
o formanın ağırlığıyla puanlar aldı, kazandı. Ya hiç oyun oynamadan Trabzonspor maçlarını kazandı. Bir büyük takıma denk gelince böyle yerle bir oldu. Yani Trabzonspor bu mudur ya? Trabzonspor bir oyuncu niye koşmaz? Trabzonspor'un bekleri niye ileri çıkmaz? Trabzonspor Galatasaray'a karşı nasıl iki stoperini göbeği boşaltır ya, savunmanın göbeğini? Mendy orta sahada tek adam. Levent abi stopere çekiyor. Orta saha tamamen boşaldı. Mendy stopere çekti. 3 tane gol yedi Trabzonspor. Çünkü orta saha kalmadı. Mendy stoper değil. Tabii değil. Hüseyin Türkmen'i hiç oynatmıyordun zaten. Benkoviç de iyi oynuyordu son haftalarda. Niye çıkarıyorsun kardeşim? Yani bu nasıl iştir ya? Ya biz gazeteci gözüyle bakıyoruz. Ben hep şunu da söylüyorum. Yanlış anlamasın Abdullah Avcı. Trabzonspor yeni kupalar kazanacaksa, şampiyon olacaksa yine bunu Abdullah Avcı ile başarabilir ancak. Ama Abdullah Avcı bence hata yapıyor. Öz eleştiri yapmıyor. Ya bu şekilde olmaz yani. Bu şekilde bir büyük takım böyle oynamaz. Savaşarak yenilir. Trabzonspor'un geçmişinde böyle yenilgiler var ama savaşarak yenildi Trabzonspor. Hiçbir direnç göstermeden Galatasaray'a kaybetti. Galatasaray belki 7 tane, 8 tane de gol atabilirdi. Biraz daha hırslı oynasaydı. Gördü ki karşısında direnç gösteren bir rakip yok. Yani öyle diyeceğim şu, Abdülkadir Ömür'ü kadro dışı bırakarak takımın bu hale gelmesine zemin hazırladınız maçtan önce. Abdülkadir Ömür bu takımın en değerli oyuncusu. En değerli oyuncusu ve Abdülkadir Ömür taraftarla takışmamış. Tribünlere en ufak bir el kol hareketi yapmamış. Cevap vermemiş. Hocasına saygısızlık yapmamış. Yöneticilerine saygısızlık yapmamış. Neymiş efendim? Abdülkadir oynamak istemiyormuş. Abdülkadir oynamak istemiyor da küstürürsen Abdülkadir Ömür'ü, sahip çıkmazsan, taraftar haklı dersen Abdülkadir de oynamak istemez. Sen önce oyuncuna sahip çıkacaksın. Sen tribüne diyeceksin ki, bunu Jesus çok iyi yapıyordu, Levent abi, Gürcan abi hatırlayın. Kaleci Altay'ı tribünler ıslıklarken bir daha bunu yaparsanız giderim dedi, değil mi? Öyle dedi, evet. İşte hoca fark. Bunu diyeceksin. Ya ne demek ya? Taraftar orada duygusallık yapıp Abdülkadir Ömür'e gücü yetmiştir. Şimdi bana küfür de diyorlardır mutlaka sosyal medyadan. Bunda değil ama bir oyuncuyu, en değerli oyuncuyu el ele verdiler, yok ettiler. Yerel medyası, taraftarı, ya buyurun işte yabancılar, yeni transferler, verdikleri ortada. Sen bir yere geleceksen bu oyuncularla geleceksin. Bak Uğurcan da etkilenmiş. Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür'ün kadro dışı kalmasından etkilenmiş. Yediği gollere bak. Hep önde yakalandı. Cisim olarak, fizik olarak sahadaydı, ruhen sahada değildi Uğurcan Çakır'da. Çünkü sıra bana mı geldi diye düşünür. O da oranın bir öz evladıdır. Ne olursa olsun. Evet. Peki. Ama şimdi, çok da başarılı bir sezon geçirmiyor. 16 maç oynadı, hiç golü yok. Evet. Yani onun da formuna ihtiyacımız lazım. Var. Milli takım olarak ihtiyacımız yani, var. Serdar ama, Sarı da sen bekliyor muydun bu kadar ağır bir yenilgi? Hiç beklemiyordum tabii ki. Hani Galatasaray tabii ki kağıt üzerinde daha fazla önde gözüken takım. Kadro yapısı. Bir de Trabzonspor'un yaşadığı durum. Ama ben böyle bir skor beklemiyordum. Yani Abdullah Avcı bundan daha zayıf kadrolar da Başakşehir dönemiydi. Daha zayıf kadrolarla çok büyük işler yaptı.